Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün köye geldik. İpeydir gelemiyorduk soğuktan. Hava yine soğuk. Birkaç defa geldik de yani hiç çekim yapamadık. Geldik hemen böyle biraz dolaştık. İşte işlerimizi gördük, gittik. Bugün de yine kalmayacağız ama şöyle bir bahçemizi gezelim. Hem dedim sizlere de bir göstereyim kışınki durumları diye. Şöyle geldik bakalım, bahçeyi geziyorduk. Şöyle bahçemizde baklalar çıkmış, bakın. Bak, baklalar çıkmış. Şunlar da haşhaş. Geçen sene ektiğimiz haşhaşlardan dökülmüş. Yani kal bitmeyenler yeniden çıkmış bu sene. Geçen sene çok sık ekmiştik. Kimisi bitmemiş herhalde. Bu sene yeniden buradan haşhaşlar çıkmış, baklalar çıkmış. Şöyle. Bak, badem ağaçları. Böyle hafif tomurcuklanır gibi olmuşlar. İşte bu Mart ayında falan açıyor herhalde. İşte işlerimiz çok bayağı. Bu ağaçlar, bu dancek asmalar. Şu ağacım da güzel oldu. Yemyeşil, bakın. Bu Karadeniz'de ne diyorlar buna? Kara yemiş mi diyorlar, ne diyorlar? Ondan tuttu. 200 senedir bu. İnşallah meyvesi de olursa sizlere gösteririm. İşte bunları toplayacağım birazdan. Fırsat bulursam toplayayım. Yine çiçeklerimiz böyle. Şurada lavanta. Lavantalar güzel oldu bakın. Şuraya soğan, sarımsak var şurada. Ha bak. Rokalarımız bayağı güzel olmuş. Az daha dursalar yetişecekler. Şurası ıspanak. Şu nergizler de. Bakın ne kadar soğuk hava, doğumlu. Öyleyken de yine çiçekleri var. Rokalar da büyümüşler. İşte şurada kara lahanalarım var yine. Rokayı çok sık saçmışız. O yüzden biraz ufak. Ama yolunacak kadar olmuş yine de. İşte bahçemizin işleri yapılacak ama soğuktan geliyoruz. Bir iş işlemeden gidiyoruz. Bakalım bugün de yine şöyle biraz bir gezelim. Burada birkaç gün kalmayınca bir iş yapılamıyor. Şöyle köyümüzü göstereyim bir de. Ortalık ne güzel, sessiz, sakin, yemyeşil ortalık. Karşıda da koyun, keçi çobanları var bakın. Keçi, koyun karışık. İşte köyümüzün bugünkü hali böyle. Bayağı da rüzgar var. Şöyle buralar temizlenmedi. Çamur da fazla bakımlı değil. Şurada çiçeklerim kalmıştı. Bakın aloe veralarım. Biraz soğuk vurmuş bunları ama yine de ölürler mi ölmezler mi bilmiyorum. Şöyle çiçeklerim. Bu yeni dünya Malta eriği dedikleri. Bunu soğuk vurmuyor. Yapraklarını da dökmüyor. Şurada da yazdan kalan süslerim bayağı biraz harap olmuşlar ama İşte güllerimiz de yapraklarını dökmedi yine. Bizim köy biraz uşaktan, biraz daha sıcak herhalde. Şöyle bakın, yeşillikler fazla kurumadı. Hatta böğürtlenler bile yeşil duruyor daha. İşte ayvamız falan kurumuş da. Şöyle bir de bahçemin bu tarafına gideyim. Şurada yine çiçeklerimiz var. Vurma. İşte çiçekler buraya soğuk vurmasın diye aldım. Bu sarı çiçek soğuk vurmamış. Bunu herhalde vurmayacak. Yine şurada hurma ağacımız vardı. Bu sene götürmedim. Yani evde koyacak yer yoktu. Buraya koydum. Soğuk vuracak gibi olanları. Biraz kuytuya. İşte geldiğimizde buralar yine düzenlenecek, bakılacak.
Şöyle. Burada vişne ağacımız. Şurada soğan yetişmiş. Şurada sarımsak dikmiştim. Sarımsakları doğum kabartmış. Bakın çıkmış kökleri meydana. İşte kışın erken dikince doğum bunları kaldırıyor. Kökünden söktürüyor. O zaman kuruyor. Bunu şöyle birazcık toprakla buluşturmamız lazım. İşte buraya birazcık sarımsak diktim. Onun tazesini yeriz. Soğan da dikeceğim daha. Şurada da yine meyve ağaçları. Fidanlar var burada küçük. Bunlar da bahçeye dikilecek. Şurada şeftali ağacımız bakın. Artık bunlar Mart'ta mı patlar, Nisan'da mı açar bilmiyorum. Şöyle bahçemizin bu tarafı da böyle. Şuraya da bezelye dikmiştim. Bayağı oldu bu bezelyeyi dikeli bakın. Çıkmışlar bunlar. Soğuk vurur mu vurmaz mı bilmiyorum. Şöyle buraya dikmiştim bezelye. Artık işte bahçemiz kış sezonunda böyle. Şurada soğanlarım var. Aa, bu kiraz da bayağı tomurcuklanır gibi olmuşlar. Bakın şuradan hatta yeşil yaprak çıkıyor gibi sanki. İşte havalar sıcak gidince herhalde. İşte bu sırada don oldu. İnşallah soğuk vurmaz. Yine burada soğanlar. Şunlar da çiğdemler. Yapraklarını iyice açmış. Artık ben şöyle eve doğru gideyim. Çayımız demledi. Şöyle kaynıyor. Sıcacık çayımızı demledim. Şöyle bakın. Birazdan çayımızı içelim artık. Bahçemden yenilebilir otlardan kazacağım şöyle bakın. Buna ne diyorlar bilmiyorum ama ben bunun salatasını çok seviyorum. Salatasını yapıyorum. Şöyle. Bizim bahçede de bayağı var bundan. Şurada bayağı çok. Salatası çok güzel oluyor bunun. Yani marul yerine çilekler kurumuş artık. Bakın bir sürü var buralarda. Bunu kavurup da yemek de yapılır herhalde. Ama ben salatasını çok seviyorum. İşte biraz taze soğan. Yeşillik. Böyle evde ne varsa domates falan karışık. Hepsini karıştırıyorum. Tabii güzelce ayıklıyorum, yıkıyorum. Bu domateslerin içinde çıkmış. Marul gibi olmuş. Şuralarda ısırgan da var. Bunları da şöyle keseyim. Taze yapraklarını bunları da alırım. Şöyle bir yere koyayım. Bakın ne kadar var. Azıcık.
bayağı çok. Şuna ısırganlara. Bu ısırganları da gazayım. Şurada. Şurada gelincik dediğim isim. Nasıl olmuş? İşte bunlardan da toplayayım da hepsini beraber. Gelincikle karışık oldum, daha güzel oluyor. Gelinciğin tohumlarını ben buralara saçmıştım. Demek ki daha zamanı yeni geliyor. Bakın çok bunlarda. Şu dikenlerin tazelerinden de tazeciğim. Şunlardan. Bunları da kavurdu mu çok güzel oluyor. Pişince bunun dikeni kalmıyor. Yani batmıyor yerken. Bizim bahçemiz tertemiz, öyle pek hayvan girmiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Burada bayağı var. Ben artık bunları kazmaya devam edeyim. Şurada maydanozlarımdan da biraz toplayayım. Poşete. Şöyle poşete bayağı koydum. Salatanın içine bunlardan da koyarım biraz. Şöyle. Fazla uzun değil sapları ama yaprakları bayağı güzel. Bunlar azıcık hava güneşlenmedi mi çok güzel büyürler birden. Artık tazesini de ekeceğim, ekerim yakında da. Şu lahana yapraklarımı da göre. Belki karışık bir şeyler yaparım, doğururum. Soğukta don falan vuruverir bunları. Belki koparım da. Arkadaşlar köye geldik mi hiç eli boş gidilmiyor, böyle bir şeyler toplanıyor. Toprağın bereketi her zaman oluyor. Biraz da bir şeyler daha koyuyorum ona içine. Böyle bir poşet. Biraz da soğan kazayım şuradan. Geçenlerde bayağı bir kesmiştim. Şöyle. Bakın. Dibinden kesmiyorum. Kökü burada kalıyor. O kökü sonra tekrar çıkıyor. İşte bize yiyecek kadar burada devamlı oluyor. Şöyle. Burada kalsam onlar temizlesem iyi olur da. Kuru yapraklarını filan. Arkadaşlar bayağı işte bahçemizde biraz işlendik. Şöyle ot kazdık, yinebilir otlardan. İşte biraz yapılacak işler vardı. Getirdiğimiz eşyaları yerleştirdik. Artık bayağı yorulduk. Şimdi evimize gideceğiz. İşte köyden getirdiğimiz yeşillikleri şöyle güzelce yıkadım. Bakın diken, ısırgan, kara lahana. Bunlar hepsini karışık güzelce yıkadım. Şimdi bunları doğrayacağım. Bulgur pilavı yapacağım. Böyle yeşillikli, lahanalı, kara lahanalı. İşte köyden kazdığım otları. Şurada da rokalar. Soğan diğer otlar var. Bunlardan da salata yapacağım. Şimdi artık ben bu kara lahanayla
ısırgan otunu, dikeni, bunları hepsini bir doğrayayım. Ondan sonra bir bulgur pilavı yapacağım. Otlu karışık. İşte böyle köyün yeşilliklerinden ben bulgur pilavını çok seviyorum. Şundan da salata yaparız. Artık pişirmeye başlayayım ben. Böyle soğanımızı koydum. Kavruldu bayağı. Biraz da salça koyuyorum. Çok fazla koymayacağım salçasını. Lahanaları, ısırgan otunu, dikeni, hepsini böyle doğradım. Güzelce. Şöyle kavruldum, bunu da koydum. Bunu kaldırsın. Ondan sonra da bunu içine koydum. Üzerine bulgur koyacağım. Biraz da bulgurla kavuracağım. Bir taraftan da çaydan kesiyorum, kaynıyor. Kavurunca birazcık kutu koyup şuna kadar dökeceğim. Salçamı tuzlarım, azıcık da tuz atayım. Şimdi bunun altını biraz kısacağım. Hafif kaynayınca, biraz kaynayınca kısacağım. Böyle yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Altını da kısayım. Artık yemeğimiz pişsin. Yemeğimize bir bakalım. Şimdi bayağı pişmiş. Birazcık daha duruyorsun. Şöyle birazcık tadına bakayım. Pişmiş mi? Bu bayağı pişmiş. Altını kapatayım artık. Şurada da salatam var. Bakın salatamı yaptım. Salatamın yağını bulayım. Şöyle biraz tuz atayım. Limon sıkarım. Artık salatam da şöyle oldu. İşte karışık otlardan roka var. Topladığım otlardan soğan, taze soğan yaprağı. Artık soframı hazırlayayım. Burada
Fasulye de yazdan dondurucuya koymuştum. Taze fasulye. Bunu sadece soğanla kavurdum. Böyle çok seviyorum ben. Bunu da ısıtayım. Akşam yapmıştık. Yazınki gibi tazecik. Böyle çok lezzetli, bol soğanla sadece yağla kavuruyorum bunu. İşte şurada yağımız. Hemen oldu, olacak. Burada da salatamız hazır. Artık yemeklerimiz pişti sayılır. Ben bu taraftan da soframı hazırlayayım. Arkadaşlar, fasulyemiz ısındı. Bunu bir tabağa koyacağım. İşte pilavımız da bakın şöyle mis gibi oldu. Köyden topladığım karışık otlardan. Şöyle tabağa koyayım biraz da. İşte bugün köye gittik. Köyden işlerimiz vardı. Biraz işledik. Bu otları topladık, geldik. Gelince de yemeğimi yaptım otlardan. Salatamı yaptım. Artık bayağı da akşam oluyor. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle salatalarım hazır. Yemeğim hazır. Şunu da tabağa da fasulyemi koyayım. İşte yağ olunca da biraz zor oluyor ama olsun. Sonra bu yemeğimiz de oldu. Arkadaşlar, işte bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.